Evet arkadaşlar, tekrar makinamızdayız. İlk önce makinamızda omuz taliyat işlemimizi tamamlayacağız. Sökmüş olduğumuz noktaları. Çizdiğimiz noktaya düz bir dikiş atacağız önce. Kaşa kabanımızın omuzunun 2 santim yukarıya kaldıracağız. Yani düşük olduğu için. Şimdi oraya çekmiş olduğumuz dikişin olduğu noktaya 1 santim dikiş payı vererek oradaki fazlalığı alıyoruz. Diğer omuzumuza da aynı işlemi uygulayacağız. Oradaki fazlalığı da yine makasımıza kesip çıkarıyoruz. Ve her iki omuzu da eşitlemiş olacağız bu şekilde. Şimdi ise kol ve bedenimizi birleştireceğiz. 1 santim dikiş payından kol ve bedenimizi birleştirerek bu şekilde taliyatımıza devam ediyoruz. Diğer kolu bedenimizle birleştiriyoruz. Erkek kol ve bedenimizi birleştirdik. Şimdi yapacağımız işlem ise omuzdaki vatkayı yine koluna tutturacağız. Taliyat işlemimizi yaparken orijinal nasılsa aynı orijinal görüntüde bir taliyat yapmaya çalışıyoruz. Bakın omuzunda astar var. Omuz astarının sağa sola kaymaması için tutturulmuş. Biz de aynı şekilde tutturuyoruz. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem omuzdaki vatkanın boyutunu da omuzu ne kadar küçültmüşsek vatkamızı da o orantıda küçülterek içinde katlanmaması için bunun önlemini alıyoruz. Diğer türlü vatkayı küçültmez isek kabanımızı çevirdiğimiz zaman vatka içinde büyük olacağı için katlanacak ve o da kabalık yapacak ve iz oluşturur zamanla orada. Kalınlık oluşacağı için. O yüzden biz vatkamızı da küçültüyoruz. Omuzumuzun genişliğine göre. Şimdi ise bedeni daraltmıştık daha önceden. Şimdi de astlarımızı aynı ölçülerde yan dikişlerden daraltıyoruz. Beden ölçümüze göre küçülterek aynı orantıda astar da küçülmüş olacak. Şimdi ise daraltmış olduğumuz yan dikişlerin olduğu noktayı beden ve astarı tekrar birleştirerek
Oradaki açıklığı da kapatıyoruz. Her iki tarafı da aynı işlemi uyguluyoruz. Aynı ölçülerde. Son olarak da görmüş olduğunuz gibi diğer yan dikişin açıklığını kapatarak beden küçültme işlemimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar kol aslarında tulum işlemini çevirmemiz için bıraktığımız açıklıktan kabanımızı iyi yüzüne çevireceğiz. Bakın, tahliyat yaptığımız yerleri, noktaları kontrol ediyoruz. Yan dikişlerin, hastarı bedenin olduğu noktayı. Burası da diğer yan dikişimiz. Bakın, kapattık aynı orijinal görüntüdeki gibi. Şimdi ise omuzdaki tahliyat yaptığımız noktalar. Her iki omuzdaki görüntü. Şimdi arkadaşlar bakın kol kısaltma işlemimizi yapacağız. Onun için de önce ütüye geçiyoruz ve kol ağızlarına tele yapıştıracağız. 6 santim genişliğinde tele yapacağız. Çünkü daha düzgün durması için o yüzden telayı yapıştırıyoruz ki içine katlama payını da verdiğim zaman daha düzgün, daha hoş durması açısından. Mutlaka tele yapıştırılması gerekiyor. Her iki kol ağzımıza da aynı şekilde tele yapıştıracağız. Bu şekilde telamızı da yapıştırdık. Şimdi ise daha önce çizmiş olduğumuz kol ağızlarındaki bitiş noktalarını tele yapıştırdığımız için oradaki çizgiler yok oldu. Biz de tekrar tedbir amaçlı yeniden çizdik. Kol boylarımızın uzun kısalı olmaması için. Ve şimdi çizmiş olduğumuz noktadan içine vermiş olduğumuz kat payını kırarak düzgünce kol ağızlarını ütülüyoruz. Her iki kolumuzu da aynı şekilde ütüleyeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kol ağızlarını ütüledik ve şimdi tekrar kol tulumunu yapmak için makinamızdayız. Kol ve beden astarlarımızı birleştiriyoruz. Kol tulumu dediğimiz.
Tabii buradaki tulum işlemini yaparken kolumuzun dönük olmaması gerekiyor. Koltuk altındaki dikiş ve beden dikişleri birbirini karşılayacak şekilde tulum işlemini bu şekilde yapıyoruz. Diğer kol ve beden hastalarımızın olduğu noktayı da kontrol ederek dönük olmaması için. Evet, şimdi son olarak da diğer kolumuzun koltuğunu da yaparak makinamızdaki işlemimizi de tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar son olarak yapacağımız işlem kol hastalarımızdaki açıklığı da çıma dikişiyle kapatarak makinamızdaki işlemimizi de bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi tekrar ütüdeyiz. Ütüde yapacağımız işlem tahliyat yapmış olduğumuz noktalara düzgün bir şekilde ütü yapacağız. Önce kabanımızın omuz kısmını ütülüyoruz. Şimdi ise bedende daraltma işlemi yaptığımız noktaları, yan dikişlerin olduğu noktaları, bedeni ve astarı düzgün bir şekilde ütülüyoruz. Şimdi ise kol tulumu yaptığımız kabanımızın kol ağızlarını düzgün bir şekilde ütü yaparak ütüdeki işlemimizi de bu şekilde tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi masamızdayız. Kaşe kabanda beden küçültme işlemi yapma tahilatımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın buradaki yan dikişlerinden daraltma işlemi yaptık. Omuz kısmından omuz düşüklüğünü yukarıya taşıyarak oradaki beden büyüklüğünü de küçülterek kabanımızı kullanılabilir hale getirdik. Bakın iç kısmında bu şekilde bedeni küçülttüğümüz orantıda astarı da küçülterek aynı orantıda tahliyatımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Son olarak da yapmış olduğumuz kol boyu kısaltma işlemimizi de bakın bu şekilde aynı orijinal görüntüde yaptık. Umarım yapmış olduğumuz tahilat işlemi ve çekmiş olduğumuz video sizlerin de hoşuna gitmiştir. Kaşe kabanda beden küçültme işlemimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım yapmış olduğumuz tahilat işlemi ve çekmiş olduğumuz video sizlerin de hoşuna gitmiştir. Lütfen bizleri izlemeye, bizleri desteklemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlara da katkıda bulunmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.